Merhaba. Merhabalar. Uzun süreden beri emeklilerle ilgili bir toplantı yapılıyordu. Emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili. Bugün zam açıklandı. Evet. 2500 lira kök maaşı düşük olanlara zam yapıldı. En düşük emekli maaşı da 12.500 lira oldu. Bence sizce yeterli mi? Yeterli değil. Hayat şartları çok zor. Öğrenci var, engelli çocuğum var. Mesela bakın parası 9.5 olmuş ama neyimize yetiyor? Kiradayım. Engelli bakım parası şu an 9.5 ama çok az olmuş. Daha önümüzdeki ay alacağız zammı. Ama zor, hayat şartları zor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir şey, alışveriş, mutfak eşyası. Çoluk çocuğa yetişemiyorum. Yani kiralar almış başını gidiyor. Market almış başını gidiyor. Pazar almış başını gidiyor. Yani biz ne yapalım? Yani biz ne yapalım? Bizim için hayat daha zor. Koşullar daha zor. Efendim. 2500. Sadaka. 2500 de az. Bakın parası 9.5 olmuş. O da çok az. Neyime yetecek? Kira 6.000 lira. Kira veriyorum mesela. 3 ay sonra 7.000 lira, 8.000, 10.000 olacak. Ne yapacağız? Engelli bakıyorum ben. Engelli parası bakıyorum. Devlet hastanesine yetişemediğim zaman özele yetiştirmek zorunda kalıyorum. Özelde ne yapsın? Nereden getireceğim? Siz ne için? Tek başına. Boya işi yapıyor. Varsa yapıyor, yoksa yapmıyor. Hayat şartları çok zor. Gerçekten zor. Allah yardım olacak etsin. Peki bu? Valla ne olacak? Çeki düzen verilmesi lazım. Yani oturup... Bugün grup toplantısında dedi ki emeklilere siz bu 2500 lirayı layık gördünüz, biz de seçim yapacağız dedi. Seçim olsun, ben kabul ederim yani şahsen. Bir sene önce seçim yapılmıştı. Olsun, gene yapılsın. Bu sefer halk elini taşın altına soksun. Ne yapacaksın? Mecbur bir şekilde bir şeylerin yoluna girmesi lazım. 14 Mayıs'ta biliyorsunuz bir seçim yapıldı. O zaman kime oy verdiniz abla? Valla CHP'ye verdim. Ne yalan söyleyeyim, verdim Allah için. 14 Mayıs'ta. 14. Geçen seneden. Evet, vallahi CHP'ye verdim. Hep AK Parti'ye veriyordum. Bu sene niye AK Parti'den vazgeçtiniz? Bilmiyorum. Hayat şartları herhalde. Biraz bir değişiklik istedik. Evet. Gerçekten artık dayanamayacak hale geliniyor. Hayat çok zor. Şu anda çok zor gerçekten. Gezmeye gelemiyoruz. Bak ay en son kaç ay geçen sene mi geldim? Ay oldu. Yeni çocuklarımı çıkardım, getirdim. Yapamıyorum çünkü gücüm yetmiyor. Eşim tek başına çalışıyor. Burada Bursa'da çalışamayınca şimdi Kocaeli'ne gitti. Orada çalışıyor. Ne yapacağım? Bir şekilde bir şeyler yapılması lazım. Olmuyor. Gerçekten hayat çok zor. Hem engelli bakıyorum, hem öğrenci bakıyorum. Mutfağa yetişemiyorum. Hiçbir şeye yetişemiyorum. Mutfağa yetişemiyorsunuz. Siz o zaman doğru düzgün kırmızı et de yiyin. Yani. Kurban bile kesemedik. Yani nasip olmuyor diyeceğim ama olmuyor. Olmayınca ne yapacağım? Allah yardım etsin. Vallahi en son kurbanda kırmızı et girdi eve. Onun dışında yok. Alamıyoruz çünkü gücümüz yetmiyor. Tavuk bile almış başını gidiyor yani. Şükredin diyorlar ablacığım. Ya şükrediyoruz elhamdülillah ama yani belli bir süreden sonra gerçekten insanlar da dayanamıyor. Zor geliyor artık. Hayat şartları. Teşekkür ederim. Ne soracaksın abiye, bekle hali belli. Olur mu ya? Bugün biliyorsunuz. Bilmiyoruz, işten geliyoruz. Haberin yok mu? Haberim yok. 2500 lira kök maaşı 8000, 9000 civarlarında olanların maaşı 12.500'e çıktı. Yani en düşük emekli maaşı 12.500 oldu. Tamam, bereket versin. Yeter mi? Yeter. Babaya yeter. Merhabalar kardeşim. Merhaba abi. Emekli maaşlarına biliyorsun bugün... Biliyorum abi. Geçen yemin ederim bir tane amca yanımda oturup ağlamadıysa en adi şerefsiz. Bak bu kadar büyük konuşuyorum yani. Burada adam askeri ücret veriyor. Zaten kira bedeli yani. O verdiğin askeri ücret kira bedeli yani. 15 bin liradan aşağı kira bulamazsın. En düşük emekli maaşı 12.500 lira oldu. Yani bugün 12 bin lira, 11 bin lira alan emekliler de yapılan artışta 14 bin lira civarlarında alacak. Ne olur bu parayla ya? Bir şey olmaz abi, kilot bile alamazsın. Yani tamam, kilot bile yani. Alamazsın. İnanılmaz bir sıkıntı var ortada, ekonomik abi, sıkıntı var. Tok açın halinden anlamaz abi. Adam sarayda oturuyor yani. Mesela Çalışma Bakanı ile Maliye Bakanı maaşlarına 40'ar bin lira zam yapıyor. Ama emeklilere gelince bütçemizde para yok diyorlar. İşte bütçesinde para yoksa kendine yapıyor. Milleti niye düşünmüyor abi? İlk önce milleti düşünmesi lazım sonuçta. Ama bizim suçumuz abi çünkü... Bizim milletimiz sayesinde yani bizim verdiğimiz oylarla onlar başa geldi. İşte yapacak bir şey yok. Bizim tercihimiz, bizim kararımız, biz böyle bir şey olmasın. Şimdi azap çekiyorum. Kendi elimizle yaptık abi böyle bir şey. Kendi elimizle kendi cehennemimizi mi hazırladık? Aynen öyle yaptık abi. Bizim insanımız maalesef. Düzelir mi sence? Düzelmez abi. Ümidin yok. Düzelmez vallahi. Peki, genç olarak sana sorayım. Fırsatın olsa yurt dışına gider misin? Giderim abi. Kur'an çarpsın giderim. Ülkemi sevmediğimden değil ha. Ekonomik sıkıntılar olsun. Ya birçok sıkıntı var abi ülkede, anladın mı? O yüzden yani. Mesela ekonomik sıkıntı ne?
Haricinde ne gibi birçok sıkıntı var? Birkaç tanesini özet. Mesela Suriyeliler var abi, yabancılar. Başka? Şu anda abi bir dakika, Suriyelilerden geçmek istemiyorum, onlardan bahsedeyim biraz. Biz mesela kendi ülkemizde abi ikinci sınıf vatandaş şeyini görüyoruz. Onlar her şeyi birinci kalitede. Mesela maaş bağlatıyorlar. Adamın 6-7 tane çocuğu var, her birine maaş bağlatıyor. Ne de olsa devlet bakıyor diyor. Hastaneye gidiyor, bizden daha öncelikli davranıyorlar. Öyle yani. Diğer sıkıntılar ne var mesela? Diğer sıkıntılar işte yabancılar var abi. İnsanlar rahat rahat geçinemiyor, rahat rahat yaşamıyor. Az önce trene bindim, iki tane öğrenci mesela bir şey almışlar. Birazdan marketten ne alacağız biz diyorlar mesela. Eve ekmek nasıl götüreceğiz diyorlar. Öğrencileri de düşünen yok. Öğrencilere yardım etmeleri lazım mesela. Biz nasıl okuyacağız diyorlar. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Ülkeni seviyorsun değil mi? Ben ülkemi seviyorum abi. O zaman niye yere İzmir'i taktın gördüm? Aldım abi. Alacağım abicim valla. Al. Madem ülkeni sana seviyorsun yere İzmir'i taktın. Tamam. Ya al bizde. Ona, bak yerde duruyor. Sokağın nabzı YouTube'da. Tamam abi. İzle yarın. Çekiyorum. Abone ol. 12.500 lira oldu emekli maaşları. Az yani, az ama. 20 günden beri konuştular, düşündüler, taşındılar. Daha fare doğurdu. Ama şimdi şöyle güzel bir emekli partisi kurulması lazım ki millet sesin. Öteki tarafa bakıyorsun, teraziye şöyle koyuyorsun eline. PKK'sı burada, FETÖ'sü burada. Bütün Türkiye'de ne kadar terörist varsa onlar orada. Her tarafa bakıyorsun milliyetçi şey. Yani bir terazinin bir tarafına bakacağız mafya ama öteki teröristlere de oy veremeyiz biz yani, anladın mı? Emeklilerin amca sen, ben ne dedin anlamadım. Anladım ben ya, senin anladığını. Emeklilerin... Ne yapalım şimdi, gidip de o teröristlere mi gidelim yani? Amcacığım ben başka bir şey nasıl söylüyorum. Mafya iyi mi? O teröristlerden iyidir belki. Daha da senin askerine kurşun sıkmaktan. Amcacığım şunu soruyorum. Senin saniye, polisine bak, askerine kurşun sıkıyor. Onlardan iyidir yani. Senin aldığın para yeterli mi sana? Nasıl? Yani emeklilere verilen bu artış yeterli bir artış mı? Ya az az. Ben 19 milyon alıyorum ama az yani, anladın mı? 9 bin lira alanlar 12 bin 500 lira alıyor. Yani, ev tamam. Kiralarının 10 bin lira olduğu bir ülkede arkadaşım, yeterli bir maaş mı? Arkadaşım bir kere de öteki tarafını sorgulayın yani. Nerede teröristler var o tarafta. O tarafa da bakın yani. Senin askerine bak. Dün devası günü şey vardı, onun kanını kim ödeyecek yani? Bu şey neydi, FETÖ şeyleri, bu kanları kim ödeyecek? Süleyman Soylu teröristleri ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Toplarlar işte de. Toplarlar her gün öldürürler işte de. Pislikleri temizlerler. Emekliler öbür türlü ekonomik olarak öldürülüyor. Be arkadaşım düzelir. Bu Türkiye burası. Sen boşma. Daha biz ne eskilerde neler şey ettik. Eve ekmek götüremiyorduk. O günler de oldu. Eve ekmek götürüyorduk. Evet, evet. Şimdi, evet. Şimdi Allah şükürler olsun. Ekmeği de bol bol alıyoruz. Yiyeceğimizi de alıyoruz. Hepsini alıyoruz. Bolluk içinde yani. İşin gerçeğini görmek. Bolluk var ama alma gücü yok. Ne alıyoruz? Evet, alıyoruz. 10 bin lira emekli maaşı alan nasıl alacak amca? İzah eder misin? Alır. Sen merak etme. Çok alır. Çok alır. Ama hiç olmazsa arkadaşım biz iki tarafa bakıyoruz. Teraziye bakıyoruz. Terazi ne tarafa ağır basıyor, ne tarafa yiğin basıyor. Anladın mı? Öterkler birleşmişler. Hadi iki gün evvel APO'nun özgürlüğünü istedi. Filistin örgütünün şeylerini neydi, meclise getirdiler, o buradan giden o şeyler, pislikler şey, Filistin'e karşı çarpışmaya gittiler. Mecliste getirdiler, CHP ile ADP gene hayır oyu verdi. Arkadaşım bir kere bunu da bakın yani, bu tarafa da bakın. Sen hayır oyu veriyor ya, sen buna kim diyorsun buna? Buna ya, ben CHP'yi Yahudi partisi olarak 20 küsur senede 20 saniye bir saniye, bir saniye ben CHP'yi şu an için Yahudi partisi olarak görüyorum. CHP mi yok? Evet, hayır dedi, oraya hayır dedim. Abdullah Öcalan'ın özgürlük isteyen kişi Müslüman o partisi olamaz. Bir saniye. Peki iktidar daha düne kadar Filistin'e zulmeden bomba yağdıran bir dakika ben bir sorumu sorayım. Zulmeden İsrail'le ticaret yapıyordu. Ya bütün dünya yapıyordu. Ha şu an şey kesti. Ama yapmıyoruz diyor. Yaptıkları ortaya çıktı. Ama şimdi kim Yahudi burada? Bak, kim Yahudi'nin arkadaşı? Bak. Şey ne dedi? Neydi? Özgür Özer yahut da şey İmamoğlu, ikisi de Filistin örgütü teröristtir dedi. Arkadaşım adam toprağını savunuyor. Acaba sen git o Filistin örgütü mü pisliklerini Hamas'tan mı bahsediyorsun? Savunuyor yani. Hamas evet savunuyor şey diyor. Terör örgütü diyor. Öteki lan pisliklerine bir şey söylemiyor. Ağzını açıp da bir kelime söylemiyor.
Onlar lağım pisliklerini temizlerler yani İsrail destek verirler. Nasıl? İsrail'e ticaret yapamıyor. Ya ne CHP şeyi arkadaşım? Destek verdi işte de. Arkadaşım iki güne ver. Feytullah Gülen şey Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi işte de. CHP istedi evet. Adep'le ise. Tamam, İşin gerçeğini görüyoruz. Sağ ol. İşin gerçeğini görüyoruz. Bana ne soracaksın ya? Adama bak söylüyor. Sanki halı... Kırmızı halı serdiniz, Bervani'yi getirdiniz Türkiye'ye. Abi ben sana sorayım. Emeklilere bugün işte maaşları belli oldu. En düşük emekli maaşı 12.500 lira. Evet. Yeterli mi sence? Yok. Ben kiracıyım. Kiraya mı yetecek? Yiyeceğe mi yetecek? İçeceğe mi yetecek? Hangi birine ya? Kendileri sadece bir parti için demiyorum. Hepsi 140 milyar maaş alıyorlar. Bir şey daha söyleyeyim. 140 milyar maaş deyince Büyük Birlik Partisi var ya Cumhur İttifakı'ndan evet. Genel Başkanı'nın kızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işe başlamış 100 bin lira maaşla. Doğrudur. Başta. Cumhurbaşkanı dedi ki başta. Akrabalarınızı, yakınlarınızı, dostlarınıza yardım etmeyeceksiniz dedi. Ama niye onu aldılar o zaman? Milliyetçi geçiniyorlar Büyük evet. Birlikçiler. Evet. Niye aldılar? Nasıl yazıcı olduğunu kemikleri sızlamıyor mu? Sızlar tabii. Niye sızlamasın? Zaten... Ya bir çok bugün bir şey daha hatırlatayım. Abdullah Güler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı bu maaşı açıklarken dedi ki hayırlı uğurlu olsun bu maaş dedi. Dedi ama kime yetecek kardeşim? Hayırlı bakın bak hayırlı uğurlu mu oldu? Hangi birine yetecek ya? 8-10 milyar kira olmuş ya. Akıl var, mantık var. Ne olacak peki? Hiçbir yani şey olmaz. Zaten ya, ekonomik bir kriz var. Daha kötüye gidiyor abi. Daha kötüye gidiyor. Yok. Aa bak ben kaç gündür ev arıyorum. Ev sahibim çıkartıyor evden. Ne olacak? Niye çıkartıyor? Arıyorum ayaklarım. Başkasına vereceğim. Yok. Ya torunum gelecek diyor. Adama da bir şey diyemiyorum. Ne olacak ya? Suriyelileri halen tutuyorsun burada. Bir de şunu söyle. Şimdi gitsin Suriyeliler. Kaptan bir de şunu söylüyor. Diyor ki bütçemiz bu kadar diyor. Veremiyoruz fazla emeklilere. Paraları ne yapmışlar? İmişler mi? Paralarını ne yapmışlar? Dünya para alıyorlar. Teşekkür ederim. Allah sonumuzu hayretsin. Peki iyiye gitmiyoruz kardeşim. Merhaba. Emeklilere bugün artış yapıldı. 12.500 lira oldu. Yeterli mi sizce? Türkiye ekonomisinde mi? Soruyorum işte size. Yeterli değil. Avrupa'da şu an bir emekli maaşın hesaplarsak Avrupa ile Türkiye arasında uçurumlar var. Çok büyük farklar var. Artı bugün onu da geçelim. Hiçbir yere gitmeyelim. Yavru vatan Kıbrıs'a gidelim. Kıbrıs da Türkiye'ye ait değil mi? Ait. Yavru vatan diyorlar. Bugünkü asgari ücret orada 25 bin lirayı bulmuşken Türkiye'deki asgari ücret 17 bin 50 lira adil mi? Değil. Tabii ki bugün emekli maaşı da adil değil. Yani bugünkü emekli maaşıyla yani ev geçindirebilmek bırakın zor. Yani yaşamak kolay değil yani. Günlerce düşündüler bu zammı yapmak için. Tepki olmasaydı onu da yapmayacaklardı da. Tamam. Yani düşünen adamlar bu ülkeyi yönetiyorlar sözde baktığın zaman. Evet. Yani bu rakam emekliyle dalga geçmek değil mi ya? Tabii ki dalga geçmek. Yani bunu yani ya, bence hiç zam yapmamaları lazımdı. 10 bin lira da kalsaydı daha iyiydi. Yani 12.500 lira ne demek yani? 2.500 lira bugün... Yani açlık sınırının altındakinin altındaki yani. Açlık sınırı yok 20 bin lira civarlarında. Tamam işte yani şu an emekli maaşı bence kendi şahsıma söyleyeyim. Türkiye şartlarında 25 bin olması lazım. 25 bin lira bugün emekli maaşı bilen alsa işte biraz sıkıt kanar yine geçinir ama geçirir yani sonuçta. Asgari ücretinde şu an 35 bin 40 bin arası olması lazım Türkiye'de. Yani şu an insanları görüyorsunuz. Herkes. Burada zam yapmayacağız dediler. Artış yapmayacağız dediler. Asgari bence bu. Bunu biz, ben uluslararası tır şoförüyüm. Her yerin ekonomisini az çok bilen bir insanım ben. Örnek verseniz. Örnek vereyim ben size. Şimdi örnek nedir? Şudur örnek. Bugün aldığımız askeri ücret, şuradaki vatandaşa sorun, hepsi bakın kuru kalabalık. Hiç kimse alışveriş yapmıyor. Avrupa'dan gelen insanlar bile bugün Bodrum'da 900 liraya lahmacun yemeye gelmiyor. Gelir mi? Salak mı? Yunanistan'da daha ucuz. Ekonomisi daha iyi. Türkiye'ye artık bundan sonra yani bırakın turistin gelmesini.
Kapıkule'den çıkış yapıyorsunuz muhtemelen. Tabii. Şundan dolayı sordum. İşte Bulgaristan'dan geçiyorsunuz. Sofya'ya uğruyorsunuz. Tabii. Yani Bulgarlar Türk Edirne'ye geliyorlar. Leva olmuş 18.43. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Avrupa'da bugün bir büyük rakıdan bahsediyorum. Bak ben söylüyorum. Evet. Türkiye'deki bir büyük rakı şu an 1500 lirayken burada. Aynı rakı maalesef Avrupa'da şu anda 300 liraya alıyorsun. 1 kilo olur mu? Aynı rakı bizden oraya gidiyor. Hadi bak, bana örnekler versinler. Mesela kırmızı et veya farklı gıda ürünlerinden. Tabii yani kırmızı et mesela burada kilosu diyelim ki atıyorum 300 liraysa oradaki fiyat daha düşük. 150 lira yani. Tabii tabii misal. Atıyorum dedi. Atıyorum örnek diyorum. Yani örnek veriyorum. Yani hemen hemen bizim Türkiye'de yaşam standartları şu an bayağı aşağısında gidiyor. Ve açlık sınırının altından altına doğru inmiş. Bugün açıklama yapıyorlar. İşte diyorlar ki işsizlik işte şu kadar tüfede indi de şuydu buydu. Ya işsizlik inmesi bir şey değil ki. Senin verdiğin askeri ücret zaten yaşam standartının altında kalıyor. Bugün bir genç tek başına evlilik olayı kesinlikle bitmiştir yani. Ancak iki kişi evlenecek de bir 10 bin lira kira verecek de. Yani bugün duydum. Gelinlikçiler gelinlik satamıyormuş. Satamaz. Yani bu kira şu demek. Yok bu şu demek oluyor. Demek ki evlilik oranları da azaldı. Yani. Tabii canım tabii. Evlilik oranını bırakın. Siz artık bundan sonra annesinin evine bilen kimse kabul etmeyecek. Annesi bilen etmeyecek. Ben size mi bakacağım diyecek. İstemeyecek. Ne yapacak? Bu sefer evlenemeyecek adam. Kaçak göçek yaşayacak. Artık bitti evlilik olayı da bitti yani. Mutsuz böyle. Ya tabii. Boşluğa bakan bir toplum. Tabii canım bakın boşanmalar has havada. Niye? Hep ekonominin Türkiye'de yaşadığı bir patlama sonucu. Şu an Türkiye'de öyle bir ekonomi patlamış ki öyle böyle değil yani. Her şey hayat pahalısı. Bugün mazot olmuş 45 lira, 50 lira, 60 lira dayanıyor. Şu an 3. Dünya Savaşı bir kaos içerisine giriyor, öyle bir durum var. Yani şu an dünya öyle bir iki iklimde ki bildiğiniz gibi Türkiye'de çok sıkıntı. Efendim yaşanan bu işte ekonomik kriz var, böyle bal gibi hani kabak gibi gözüküyor adeta. Tamam. Tabiri caizse. Tamam. Ya insanlar ayın sonunu getiremiyorlar. Tamam. Kredi kartı borçları 24 milyara 20 milyon kişiye aşmış. Tamam. Borçlu olmuş. 2 milyar liralık bir kredi kartı borçlusu olmuş. Evet. Buna tepki gösteremeyen bir kamuoyu var yani. Hala böyle. Ya onu biraz da şimdi sağcı solcu diye ayırırsak sağcılar biraz daha farklı bir kesim, solcular bir farklı bir kesim, herkes bir farklı. Aslında bence şu ülkede sağ sol olayını bırakmaları lazım. Ülke bizim ülkemiz. Hiçbir yeresi değil. Türkiye bizim. Böyle güzel bir Türkiye'miz yok sağ yani. Sağ sol kalmadı zaten. AK Partililer ve diğerleri var. Ya işte yani demek istediğim yani. Şu an mesela zengin fakir de fakir olmuş. Şöyle orta direk falan yok. Ben 1973 doğumluyum. 80 darbesini görmüş bir insanım ben. Yani bu yapılan 15 Temmuz'daki hain saldırılar bilen mesela Türkiye'mizi derinden vurdu. Yani o gibi şeyler... Ümidiniz var mı? Ekonomi düzelir mi? Ekonomi düzelmez. Unutsunlar yani. Ekonomi falan kesinlikle düzelmez. Yani olmaz yani. Yani şu an düşünün. Yani askeri... Yani böyle sefil gibi yaşayacağız. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size o zaman. Askeri ücretin her sene iki kere, yılda iki kere zam yapıldığı şu Türkiye'de bu sene bir tane zam yapıyorsun. O da ne emekliye? Askeri ücret ne yapacak abi? Ta Ocak ayına kadar bekleyecek mi bu insanlar? Bu sıkıntı yani. Şimdi ne yapacak abi? Şimdi her şey düştü. Bugün bir dükkan kirasından tutun, ev kiralığından tutun. Bugün arabanın mazot yakıtından tutun. Her şey tamamen uçmuş gidiyor yani. Adam evine ekmek dahi alamıyor yani. Daha bunun daha ötesi var mı? Ekonomi... Bana bunu sormanıza gerek yok. Siz yaşıyorsunuz zaten ekonomiyi. Sen bana sorduğuna göre kendin de yaşıyorsun yani. Yaşamaz olur mu? Tamam ekmekten, ya. Fırından ekmek alıyoruz. Tamam işte onu diyorum yani. Kasaptan et alamıyoruz ama ekmek fırından ekmek alıyoruz. Tamam işte olay orada yani. Olay fazla öte tarafına gitme yani. Ekonomi Türkiye'de düzelmez abi. Merhabalar kardeş. Emekli maaşları belli oldu bugün. Evet. En düşük emekli maaşı 12.500 lira. Evet. Oldu. Yeterli mi sence? Neler söylemek istiyorsun? Yeterli değil çünkü de ben işçiyim, üniversite mezunu ama yapmadığım işi yapıyorum, istemediğim işi yapıyorum da. Ama emekli maaşa geçen bir televizyonda 10 milyar kira veriyor, nasıl yaşayacak o adam? Ben inanamadım yani daha doğrusu 10 milyar kira geçen gün televizyon izledim, yalan görüyor bazı şeyler. Çalışma Bakanı ile Mehmet Şimşek kendi maaşlarına 30'ar 40'ar bin lira maaş yaparken, hayat pahalılığı ortadayken, iktidarın bu şekilde bir emekli maaşı belirlemesi sence dalga geçmek olmuyor mu ya?
Ya zaten sosyal devlet ilkesi kayboldu. Tamamen kapitalist sisteme dönüştü sistem. Alman sisteme, Alman ekolüne döndü. Benim kendi görüşüm sosyal ülke bitti yani. Sosyal ülke yok artık ülkesinde. Ne sinema var, ne tiyatro var, ne konser var. Bitti her şey. Nasıl gitsin adam sinema tiyatroya gidemiyor. Emeklilere böyle fırsat sunuyorlar ama. Ben Bulgaristan vatandaşıyım. Bulgaristan gideyim geziyorum, geliyorum buraya, orada görüyorum. Yemek, sinema, tiyatroya gitmesi için adamlar devam teşvik ediliyor ama burada nerede emekli? Teşvik ediliyor, kazançları var, o yüzden teşvik ediliyor. Tabii kazançları burada var mı? Yok, nerede abi? Şimdi mesela şöyle de bir şey var Bulgaristan'ı hatırlatınca. Bulgaristan vatandaşı Edirne'ye gelip alışveriş yapıyor. Evet. Bizim emeklimiz komşu ziyaretine bile gidemiyor. Evet gidemiyor ya. Niye öyle oldu ben de anlamam. Siz ne diyorsunuz ben? Ne kadar bir Bulgar levası biliyor musun? Bulgar levasının ne kadar olduğunu biliyor musun? Evet biliyorum. 18 lira 43. Evet, evet. Ben geçen sene Şubat'ta gittim Bulgaristan otelde kaldım. Vallahi krallar gibi kaldım çıktım ama çifte vatandaşıyım da. Evet. Yani çok kötü, çok farklar var ya. İnanılmaz farklar. Nereye gidiyor bu ekonomi? Ekonomi benim kendi görüşüm ya şey dönemi. 89 Özal dönemin son zamanlarında liranın çok düşük olduğu zamanlara doğru gidiyor gibi geldi bana sanki. O zaman kötüleşiyor ülke yani. Ama o zaman da yaşıyordu insanlar ama ne yaşıyordu? Zor. Ne sinema ne tiyatro şimdi. Daha kötü. Evet, daha kötü mü? Bilmiyorum vallahi.